dostlar, 29 yıl, yaklaşık 29 yıl, 4 aydır bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Sivas katliamı davası çok büyük süreçler yaşadı. Sivas davası sadece bir dava değil, aynı zamanda çok büyük bir mücadele örneği. Çeşitli kazanımlarımız oldu davada. Maraş davası, Gazi davası, Çorum davası bir anlamda toplumsal yönden arkasında çok önemli bir güç yoktu. Ama medyanın da iletişim ağlarının da gelişmesinden dolayı Sivas davası onlara göre çok daha sahipli oldu. Arkasında tabii ki öncelikle örgütlerimiz çok büyük destek verdiler bize. Aynı zamanda Sivas katliamında yakınlarını yitiren şehit aileleri her zaman yanımızdaydı. Ve aynı zamanda da biz o davaya 650 avukatla başladık değerli dostlar. Fakat şu anda 650 avukattan son davada 3 avukat takip ediyoruz. 3 avukat kaldı. ABF'nin yeni yönetimi, Pir Sultan'ın yeni yönetimi bu konuda bize çok büyük destek verdiler, veriyorlar, verecekler. Daha sahipli kılacağız. Sivas katliamı davasının ana davası bitti. Sanıkların tetikçileri en azından cezalarını aldılar. Önce idam, daha sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis. Daha önce hakkında beraat kararı verilen bazı sanıklarla ilgili zaman aşımından dolayı düşme kararı verilmişti. Biz o düşme kararını 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştük. Anayasa Mahkemesi hala bir karar vermedi. Bekliyoruz. Şimdi en son yakalanamayan 3 sanıkla ilgili devam eden bir davamız var değerli dostlar. Bu davanın duruşması 21 Eylül 2022. Yani 4 gün sonra. Bunu özellikle bu kadar değerli, bu kadar kapsamlı örgüt başkanlarımız ve temsilcilerimizin huzurunda bu tarihi tekrar ediyorum. Sizlerden bu davanın duruşması 5 dakika sürse bile bize mutlaka destek vermenizi istiyoruz. Biz diyoruz ki yani 7-8 ay sonra çok ciddi bir zaman aşımı tartışması yaşayacağız. Katliamın 30. yılında Türk Ceza Kanunu gereğince eğer bu bizim savunduğumuz gibi insanlığa karşı bir suç olarak kabul edilmez ise 7-8 ay sonra zaman aşımından dolayı düşme kararı verilebilecek. Oysa biz diyoruz ki bu davanın avukatları olarak insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz diyoruz. Bu sesimize siz de destek verirseniz hem yurt içinde hem de yurt dışında çok daha güçlü oluruz. Dün okudum Musa Anter dosyasının da bugünlerde 30. yılı dolup zaman aşımından düşme kararı verilecek sanıyorum. Onlar da cılız bir sesle insanlığa karşı zaman aşımı olmaz savını ileri sürüyorlar. Değerli arkadaşlar, son takip ettiğimiz 3 sanık Almanya'da, adresleri belli ve yaptıkları işler belli. Hatta bir bölümünün Almanya'da Alman hükümetine çalıştığına dair, istihbaratına çalıştığına dair bilgiler de aldık. Almanya'daki veya yurt dışındaki örgütlerimiz de bu konuda çaba sarf ediyor. Ama devleti, Adalet Bakanlığı'nı, Cumhuriyet Savcılığı'nı, mahkemeyi, İçişleri Bakanlığı'nı daha duyarlı kılmak için hepimizin çok daha güçlü bu davamıza sahip çıkmamız gerekiyor.